Selam arkadaşlar, ben Soner Bey. Bugün Last Empires oyunundan orijinal hesabınızdan farm'a nasıl geçilecek ve farm hesabını anlatacağım. Orijinal hesabınızdaysanız bu şekilde resminize tıklayarak ayarlar bölümü. Öncelikle şuradaki varsa hesabı. Bakın bu varsa hesap durumu aktifleştirildi. Bunu demesi lazım, yoksa hesabınızdan çıkış yapmayın. Hesabınız boş yere gider, bağlayamazsınız tekrar. Eğer o şekilde bağlıysa buraya hesap bölümü, burada hesap değiştir. Burada da varsa hesabı, yani farmınızı bağladığınız varsa hesabını gireceksiniz. Bu şekilde sizde yok diyecek. Şu anda bende de bağlı değil. Diğer hesaplar ve buraya varsa hesabınızı, buraya varsa hesabınızın email adresini ve buraya da varsa hesap şifresini gireceksiniz. Evet arkadaşlar, şifreyi ve ismi girdikten sonra altta e-postayı, e-postada aç bölümü var. Ona tıkladıktan sonra bu şekilde soruyor size. Sanırım ben evet yanlış farm hesabına girmişim. Hemen geri dönüyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde girdikten sonra onayla diyorsunuz. İkinciyi soruyor. Giriş yapmayı onaylayarak oyun kaydınızı üstüne kaydetmeyi onaylamayı. Bunu aldırmayın. Çünkü iki hesapta farklı mail adreslerine kayıtlı olduğu için bir sorun çıkmıyor. Bu şekilde onayla ve oyunumuza giriş yapıyor. Evet, bu şekilde farm hesabımız açıldı. Farm hesabını üst binasını 15 yapın. Çünkü üst binasını 15 yaptıktan sonra bakın buradaki tüm bölümler açık oluyor. Şu kısım sanırım. Ya bu kısım ya bu kısım, ikisinden biri 15 level istiyor. 15 level yaptıktan sonra bölümü açma izni veriyor. Bu şekilde hepsini bir önce toplayalım. Eğer farm yapacaksanız bu şekilde 10 tane tarla, 10 tane petrol kuyusu, çelik fabrikası 5 tane, alaşım ocağı 5 tane, onlar yeterli. Bu şekilde 4 tane hastane ve bir tane de sığınak kurarak hepsini 15 level yapın. Bunların hepsi 15 level olduktan sonra burada lojistik destek, bunu da 15 yapmanız gerekiyor. Daha sonra araştırma merkezini 15 yapacaksınız. Burada diğer videolarımda anlatmıştım yardım merkezi. Bunu da 15 yapın ki her girişte hediyenizi alın. Bunu da yükselteceksiniz çünkü kıyafeti diğer videomda anlatmıştım. Kıyafet yapmanız için bunu da yüksek tutmanız gerek. Daha sonra başka yükseltecek. Evet, bunlar. Zombi haricinde diğer 3 asker üretme merkezini de üst binasıyla aynı seviye yapın. Çünkü yüksek level asker üretirseniz toplamanız daha iyi oluyor. Daha hızlanıyor. Bunu, depoyu hiçbir şekilde yükseltmeyin. Ve özellikle bunları, kuleler. Ben kuleleri yanlışlıkla yükselttim. Yani bunu da orijinal yapacaktım ama daha sonra farm ihtiyacı olduğu için farm yaptım, o yüzden bunlar bu leverde kaldı. Bunları kesinlikle yükseltmeyin. Kulelerin ikisini de. Daha sonra bu farm bu şekilde. Eğer kusura bakmayın, yanlışlıkla bir kayma oldu. Hepsini bu şekilde yükseltin. Ama sadece gösterdiklerimi. Asker üretimleri, zombi haricinde hepsi. Daha sonra üst binası, cephane, araştırma merkezi, yardım merkezi, bunu yükseltmeyin. Lojistik merkezi ve daha sonra bu bölümdekilerin hepsi, bu hariç, hapishane hariç ve kesinlikle tekrar diyorum, kuleleri yükseltmeyin. Eğer as 3 zaten 15 level olunca 3 farklı kol göndereceksiniz, 3 asker. 3 asker içinde 132K asker yeterli. 3
3 kol için 130K, 132K asker yeterli. Araştırma bölümünde, şuradan girelim. Farmlarda araştırma bu şekilde olacak. Şu gördüğünüz bölümler buraya kadar. Yakıt araştırma, gübre, depo genişliği, petrol çıkartma, soğutma ve çelik atleme. Bunları yükseltin üst kaynakta. Daha sonra buradan şu anda bende gördüğünüz şekilde süspansiyon, hızlı yürüyüş, medikal ve galata. Bunları da yükselttikten sonra burayla da işiniz bitiyor. Daha sonra burası zaten oyun oynayanlar için biliyordur. Burası kolların birini açmak için. Daha sonra burada da bu neymiş? Sur güçlendirme, cephane, alaşım sur. Bu üçünü yükselttikten sonra üst savunmayla ilgili de işiniz bitiyor. Asker savunması ve asker saldırısına hiç gerek yok. Onları direkt bırakın ve asker malzemeleri. Burası ürettiğiniz elbiselerin hızını yükseltiyor. Yani 4 saat, 3 saat beklemeniz yerine daha hızlı üretmenizi sağlıyor. Bunları komple araştırabildiğiniz kadar araştırın. Daha sonra araştırma bölümünden pek fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Evet, burası da yüksek seviye orada. Burası da diğer bir savunmayı açıyor. Diğer bir kola açıyor sanırım. Ben daha yapmadım. Araştırma bu şekilde. Bu şekilde bunu istediğinize gönderin. Fark etmiyor. Daha sonra şunları da göstereyim subay. Kaç kol asker gönderirseniz o kadar subayınız yeterli. Ben şu anda 3 kol gönderiyorum ve 3 subayım var. Bu subayların hepsine ekipman olarak öncü alın. Öncü kıyafeti. Üçüne de öncü kıyafeti giydirin. Çünkü farm hesap olduğu için sürekli malzeme toplayacaksınız. O yüzden üçüne de öncü kıyafeti giydirin. Evet, bu destek. Çünkü bunu asker üretimine veriyorum. Askeri manzo olduğu için ona vermiştim. Bu şekilde gelişim üzerine verdim. Aslında eğer 6'a kadar fulleyebilirsem bunların bu yandaki şu anda yakıt üzerine gidiyorum ve yiyecek üzerine de basacağım ve hepsini fulleyeceğim. Bu şekilde ekipmanları şu anda sadece 2 tanesi var. Bunlar da bu şekilde 3 tanesi yeterli. Eğer 4 kol gönderebiliyorsanız 4 tane yeterli. Başka almanıza gerek yok. Daha sonra yetenek bölümünde onlara verdikten sonra bu açılıyor. Şu sadece 1, 2 ve 3 zorla toplama, acil dönüş ve süper toplama. Bu 3 yetenek farm hesabı için yeterli. Başka yeteneğe ihtiyaç yok. Farm hesabı oluşturmak isteyenler bu şekilde oluşturabilir. Şu şekilde. Bunların hepsini eğer üst binasıyla aynı yaptıktan sonra isteyenler için üst binasına lever basabilir ve tekrar bunların leverini yükseltmeye başlayabilir. Farm hesabı bu şekilde oluşuyor. Sürekli kaynak toplarsınız. Eğer saldırı yalnız kaynak toplar üst binasını yaparken yani yükseltirken ve lojistik burada anlattığım diğerlerini yükseltirken buradan kişisel etkinliği yapın mutlaka. Çünkü farm hesabında da elmasa ihtiyaç var. Ani bir saldırı başlıyor ve o yüzden hemen kalkan alamıyorsunuz. Direkt elmas vererek 3 günlük kalkan açmak zorunda kalıyorsunuz. Yoksa tüm emekler boşa gidiyor. 2 haftalık eğer çok sağlam bir saldırı yerseniz 3 hafta zararına çalışabiliyorsunuz. Farm hesabı bu şekilde. İsteyenler bu şekilde farm hesabı oluşturabilir. Benim şu anda elimde aktif olarak kullandığım 3 tane farm hesabım var. Ve 20 level olduğum için orijinal hesabım 20 level olduğu için 3 farm yeterli. Ama ileriki seviyelerde yeterli mi bilmiyorum. Eğer
Hepsini yükseltir dediğim şekilde ayarlarsanız, üst binasını da anlatmıştım diğer videolarımda. Burada videoyu yüklerken elmasın olduğunu yere kart olarak eklerim, oradan bakabilirsiniz. Onu ayarlayarak istediğiniz levere ulaştırın. Eğer üst binası 30 lever olursa, var mı demiyorum, orijinal hesabınız 30 lever olursa satacağınız zaman çok iyi fiyatlar bulunabiliyor. Şu anda benim bulunduğum ülkede 30 lever bir üst binası ve araştırma merkezi, eğer araştırdığınız orijinal hesabınızda araştırmalarınız çok iyi ise 4000 ve 5000 arasında fiyatlarında satılabiliyor. Yani 5 milyar, 4 milyar, bunlar çok iyi miktarlar. Hele bir oyun için satacağınız zaman, eğer acil bir paraya ihtiyacınız olursa ve üst binanız 30 leverse direkt onu satın. Eğer farmları da yanına eklerseniz fiyat daha da yükselebilir. Diğer ülkelerden fiyatları nasıl bilmiyorum. Ama benim bulunduğum ülkelerde üst binası 30 leverse ve araştırma da düzgün yapılmışsa 5000 liraya kadar fiyat yükseltebiliyorsunuz. Ve 5000 liraya da satılıyor. Ben duyunca inanmamıştım ama o fiyata 5000 liraya da alanlar var. Bu şekilde farm hesabında anlatılacak başka bir şey. Anlatılacak başka bir şey yok. Evet, anlatacaklarımın hepsi bu kadar. Videomu beğenmeyi ve videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.